seçeneklerini de açalım. Aşağıdakilerden demiş. Şimdi aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diye sorulmuş. Yukarıdaki sayıdan şu sayıda tek bir sayı olarak verilmiş. Tabii istersek değer vererek yapabiliriz. Yani sayı kullanarak da hareket edebiliriz. Aynı sonuç çıkacak. Ama çok fazla değer vermeye gerek olmayacak. Eğer bu sayı tekse, şurada 2 ile toplanmış, bu sayı tek olmalı. Bu sayının tek olması için de bizim x'imizin tek olması gerekiyor. X tek bir sayıysa 5t, 5x tek bir sayıdır. Çift bir sayıyla toplarsak yine tek olur. Bizim x sayımız tekmiş. Şimdi tek bir sayının kübü yine tek. Ama şöyle de yapabiliriz aslında. Öyle yapalım. Sayı verelim. Çünkü hepsinde aynı sonucu verecek. Eğer biz bu sayının tek olmasını istiyorsak x yerine 1 verebiliriz. Şurası 5 artı 2, 7. Tek bir sayı olur. X yerine 1 yazarsak 1'in kübü 1. Demek ki bu sayı tek. 1 yazıyorum yine. Buraya 1 yazıyorum. Şuraya da 1 yazacağız. Şurası 5. 1 çarpı 5. Bunun sonucu 5. Bu da tek bir sayı. 1 yazıyorum. 1'in karesi 1. 3 ile çarpınca 3. Yine tek bir sayı. Şuraya gelelim. 1 yazıyorum. 1'in kübü 1. 1'in karesi 1. Artı 3. 1 eksi 1. 0. 3. Tek bir sayı. 1 yazıyorum. 1'in karesi 1. Artı 1 eksi 4. 1 artı 1 2. 4 çıkardık. Eksi 2. İşte çift sayı. Burası çift. Negatif olmasında bir mahsur yok. Negatif olmasında bir mahsur yok. Yine de çift.